Şimdi dört tane rakibimiz var. Daha doğrusu dörtlü grupta üç tane rakibimiz var. Bunlardan bir tanesi turnuvanın hani ev sahibi ve favori takımlarından İtalya. Yani ev sahibi olduğu için kendisini favori de ediyor. İyi de bir ligi var İtalya'nın. Geçmişte de başarıları var. Bunun haricinde bize oldukça ters gelen iki takım, yani ekol olarak ters gelen iki takım İsviçre ve Galler. Galler işte şey futbolu oynuyor, ada futbolu oynuyor. Hani İngiltere'nin yavrusu gibi bir takım. Biraz İrlanda'ya, İskoçya'ya da andıran ve dolayısıyla o tarz futbol bize biraz ters gelir. Yani geleneksel olarak Türk futbolunun zorlandığı takımlardır, ada takımları. İsviçre'de böyle biraz Fransa havası, biraz Almanya havası, biraz İtalya havası derken tutturduğu zaman iyi top oynayan bir takım. Onlar da öyle çok kolay teslim olmayacak bir rakip. Biz bu gruptan sanki böyle yani iyi de bir jenerasyonumuz var gibi ama bu gruptan çıkabilir miyiz hocam? Nasıl düşünüyorsun? Evet Akın Bey, çıkarız. Kesinlikle çıkabiliriz. Şansımız çok yüksek ama neden bunları söylüyorum? Çünkü çıktığımız gruptan Fransa'ya kök soktürdük. Eğer şimdi Fransa bu turnuvada favori olarak gösteriliyorsa, çünkü dört tane takım favori gösteriliyor. Fransa, İngiltere, İspanya gibi favori gösteriyorlar. Mesela Mancini de aynı bu takımları favori gösteriyor. Biz diyor elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışacağız. Mancini'nin, İtalya teknik direktörün ifade ettiği böyle bir röportajı var. Yapabiliriz. Ama dediğim gibi ilk maç çok önemli. İtalya'ya karşı en azından mağlup olmamamız lazım. Bu bize bir moral verecek. Çünkü açılış maçı İtalya'ya karşı olacak. İtalya'da çok deneyimli bir kadrosu var. Yani Juventus'ta 35 yaşın üzerinde oynayan Chiellini ve Bonucci var. Ondan sonra şeyde çok tecrübeli Florenzi var, Paris Saint Germain'de oynayan stoperleri. Orta sahada Inter'de Barella gibi, Verratti gibi oyuncuları var. İleride forvetlerinde Chiesa'dan, Immobile'den Insigne'ye kadar bunlar Inter'de, Juventus'ta oynayan futbolcular var. Mesela bir Lazio'da oynayan Immobile maalesef bizim Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i şey bulamadı, süre bulamadı. Yani bunların kalitesinden dolayı süre bulamadı. Bir düşünebiliyor musunuz? Biz de en iyi santraforlardan bir tane dedik Vedat Muriç'i, golcü. 19 gol galiba bizim liglerimizde attı ama maalesef orada şey bulamadı, süre bulamadı. Yani İtalya çok tecrübeli bir takım ve İtalya'nın biliyorsunuz en önemli özelliği turnuvalara gruplarında çok böyle zar zor çıkar. Yani her turnuvada enteresantır, zor çıkar, işte avarajla çıkar ama çıktığı zaman da ondan sonra tabiri caizse Arap atı gibi açılıyor İtalya ve bir bakıyorsunuz kupayı alıyor. Yani İtalya'nın özelliği bu. İtalya işte birinci maçtan böyle göze hoş futbol, yani tribünlerde hop oturacak hop kaldıracak bir tempoda bir futbol oynamıyorlar. Sürekli sonuca yönelik oynayan bir felsefeleri var. İlk önce rakibi durdurayım. Rakibin en iyi kozlarını marke edeyim. Onları ilk önce oynatmayayım. Ondan sonra bir iki tane pozisyon bulup gol atayım. İtalyan'ın felsefesi bu. Maalesef hiç değiştirmediler ve dikkat edersek Akın Bey, kulüp bazında maalesef İtalyan takımları pek fazla bir başarı gösteremediler. Inter mesela açık ara şampiyon oldu ama Şampiyonlar Ligi'nde yok. Juventus ona keza yok. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA kupalarında bir Villarreal mesela, İspanya takımı geliyor ve UEFA kupasını aldı. Yani böyle de yorumlarsak İtalyan takımlarının performansını, çünkü o takımlardan milli takıma seçilen oyuncular biraz yaşlı bir takım diye özellikleri var. Onun dışında İtalya'nın dışında bir İsviçre, az önce sizin de söylediğiniz gibi İsviçre'nin başında Vladimir Petkovic var. Bizim spor kamuoyu hatırlaması lazım. 2012'deydi galiba Petkovic. 2011-2012 senesinde Samsunspor'un Süper Lig'deyken Samsunspor'un başındaydı. Vladimir Petković Hırvat asıllı, Boşnak kendisi, Bosna Hersek vatandaşı ama biliyorsunuz
Hırvatistan kantonu var. Hırvat kantonu daha doğrusu. Hırvatların yaşadığı o bölgeden bir teknik direktör. İsviçre'de futbol oynuyor. Oynadıktan sonra işte teknik direktörlüğe ve 7 senedir İsviçre milli takımının başında. Yani çok deneyimli. Hem kendi takımını hem de diğer Avrupa takımlarını çok iyi ezberleyen, sürekli deneyimleyen, sürekli bir şeyler kendi kariyerine bilgi olarak ekleyen bir teknik direktör. İsviçre adı üstünde, az önce sizin söylediğiniz gibi sadece 3 kantondan futbolcu seçmiyor. Balkanlar da orada, Balkanların şeyini görüyoruz, imzasını görüyoruz. Orada bir ara 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 7 tane Kosova ve Arnavutluk asıllı oyunculardan ibaret bir milli takımları vardı. Şimdi de 3 tane yine orada Mehmedi var. Shaqiri var. Jordan Shaqiri Liverpool'da oynayan. Ona Shaqiri diyorlar aslında. Arnavutça'da Ç harfini kullanırlar. Jordan Shaqiri gibi oyuncuları var İsviçre'nin. Ondan sonra bir iki tane boşnakları var. Seferovic gibi çok iyi forvetleri var. Bechir Omeragic gibi aynı boşnak oyuncu. Dikkat ederseniz sürekli böyle Balkanların Balkanlardan oraya göç eden genç çocukların şans veriyorlar. Orada doğan ikinci jenerasyon çocukları. Ve bir tane de işte Eray Cömert'imiz bizim var. 22 yaşında stoper Türk oyuncu. Gördüğümüz gibi neredeyse bir Birleşmiş Milletler gibi bir takım İsviçre. Başlarında işte Sırp, Bosna Sırbı bir teknik direktör. Ondan sonra işte az önce saydığım Arnavut oyuncular, Boşnak oyuncular, Türkler ve içeride 3 kantondan ibaret bir İsviçre. Ama daha önemlisi bize ters gelen bir İsviçre. Akın Bey, eski formunda değiller. Yani eski formunda değiller ama yine de ellerinde kozlar var. Yine de İsviçre, Türkiye ve İtalya arasında o ilk iki, daha doğrusu birinci ve sıralama geçer. Galler'i yabana atmıyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi Galler Büyük Britanya ekolünü hala devam ettiren bir felsefeyle oynuyorlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü İngiltere o Britanya ekolüyle dünya futbol trendini kaybedeceklerini gördükleri zaman İspanya gibi, Fransa gibi, ondan sonra İtalya gibi ülkelere yöneldiler. Çünkü biliyorsunuz yabancı transferi 20 sene önce yoktu İtalya'da, İngiltere'de. Ve o felsefeyi, Büyük Britanya oyun felsefesini değiştirmek için yabancı teknik direktörlere yöneldiler. Arsene Wenger gibi, Gerard Houllier gibi Fransa'dan, ondan sonra işte en son Guardiola gibi, Klopp gibi Alman ekolünü oraya soktular. Neden yaptılar bunu Akın Bey? Çünkü artık şunu fark etti Britanya ekolü. Olsun ki futbolu onlar keşfetmişler. Orada başladı futbol. Ama maalesef dünya trendini, gelişimini, futbolun gelişimini maalesef beceremediler. Ve bazı ekollerin arkasında kaldılar, İspanya'ya ya Fransa ekolü gibi. Ve düşünceyi, oyun felsefesini değiştirme yoluna gittiler. Bu yüzden hem yabancı futbolcuları transfer ettiler, İngiltere'den bahsediyorum, hem de teknik direktörleri transfer etmeye başladılar. Ama bunu Galler gibi, Kuzey İrlanda gibi ülkeler bunu yapmadı Akın Bey. Onlar hala o eski Büyük Britanya ekolünden devam ediyorlar. O nedir? Başımız ağıracak. Sizin de az önce söylediğiniz gibi belki başka takımlara pek etkili olamazlar o uzun toplarla. İşte belli bir duran toplar kazanma peşindeler. Ondan sonra duran toplardan işte stoperleri ileriye götürüyorlar. Ortalama boyları çok daha yüksek. Ondan sonra gelenek olarak sıçrama kapasiteleri çok yüksek ve sürekli duran toplardan fauller kazanarak sürekli duran toplardan goller arayacaklar. Belki başka milli takımlara karşı bu planları tutmaz ama maalesef bizim de en büyük zaafımız o Akın Bey. Bu yüzden ben biraz çekingenim yani Galler'e karşı bizim maçlarımızı. Bu yüzden dikkat etmemiz lazım. Tüm bu unsurları konuştuğumda
Bunu umarım Şenol Hoca ve ekibi masaya yatırırlar ve dikkatli davranıp bu ülkelere fırsat vermezler ve umarım en azından bu gruptan çıkarız ve ondan sonrası çok daha kolay olur gibi geliyor bana. Değerli hocam, şimdi bizim oynayacağımız takımlar İsviçre, Galler ve İtalya, Batı Avrupa takımları. Yani şey olarak baktığımızda, yani futbol kültürü açısından baktığımızda. Biz ise hazırlık karşılaşmalarını Azerbaycan, Gine ve Moldova ile yapacağız. Daha işte ya Doğu Avrupa futbolunun hani havasının estiği Moldova ve Azerbaycan, ya da Afrika futbolu, ki hani Afrika futbolu da tabii aslında Batı futbolundan ne kadar kopuk, o da tartışılır. Ama netice itibariyle mesela biz Galler'le İsviçre'yle oynuyorsak işte niye bir Avusturya'yla oynamıyoruz hani, veya Galler'le oynayacaksak neden bir Kuzey İrlanda'yla hazırlık maçı oynamıyoruz? İtalya'yla oynayacaksak işte neden bilmiyorum. İşte Hırvatistan ya da İspanya gibi, Portekiz gibi o Akdeniz kuşağının takımlarından biri. Gerçi sebebi pandemi galiba bunun, ama yani bu bir handikap mı size göre? Vallahi Akın Hocam, sizi tebrik ediyorum. Handikap kelimesini pek kullanamam. Yani bir şeyden böyle fazla kaybedeceğimiz değil. Ama çok şeyler kazanacağımız bir aşikar. Yani az önce belirttiğiniz gibi o özelliklerde, o havada, o atmosferde bir maç geçirmek çok farklı bir deneyim kazandırırdı bizim oyunculara. Ama Azerbaycan milli takımına karşı ki yaklaşım ve planlama çok farklı. İşte az önce dediğim gibi hangi genç oyuncular bu sene kendi kulüplerinde başarılı olmuş, bir Taylan mesela, bir Rıdvan Beşiktaş'ta, Kerem Aktürkoğlu gibi ya da Halil Dervişoğlu gibi, acaba bunlar ne verebilir milli takımda? Çok farklı bir yaklaşımda Şenol Hoca'nın, ama ben kesinlikle size katılıyorum Akın Bey. Ben olsam çok farklı bir planlamayla ve stratejiyle bu çocukları denerdim. Ben de denerdim. Ama daha 11'inde açılış maçında, yani yaklaşık 12-13 gün sonra, yani 2 hafta bile yok, İtalya'ya karşı çıkacağımız çok önemli o maça, Azerbaycan atmosferinden tamamıyla zıt bir maça, çıkacağımız bir maça, kesinlikle ve kesinlikle İtalya'ya yakın oyun anlayışı olan bir milli takımla karşılaşırdım. Ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi İsviçre'ye karşı, bir Avusturya'ya karşı oynardım ve Büyük Britanya'da Galler'e yakın bir Kuzey İrlanda neden olmasın. Bu yüzden sizi tebrik ediyorum Akın Bey. Ama dediğim gibi işte bu plan ve strateji Şenol Hoca ve ekibinin, umarım şimdiye kadar bu turnuvada gruptan çıkmış olduğumuz turnuvadan kazanmış olduğumuz deneyimler İtalya'ya karşı ve İsviçre'ye karşı %100 bir performansla oynayacağımızı sağlamıştır o deneyim yani. Yani Şenol Hoca da şunu da düşünebilmiştir. Yani evet, biz zaten o sıcak ortamdan İzlanda'ya ve Fransa'ya karşı o maçları oynadık. O yüzden gerek görmemiş olabilirler. Bu yüzden farklı bir stratejiyle, farklı bir planlamayla bu hazırlık maçlarını yaptılar. Ama ben yine de sizinleyim Akın Bey. Ben olsam kesinlikle öyle davranırdım. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Sizi yorduk bu akşam yine, ama çok yararlanıyoruz sizden. Siz çünkü yani tamam, futbol, hepimiz futbol severiz, ama siz bir de olaya teknik bakıyorsunuz ve şeyden gelme olduğunuz için, yani daha birkaç hafta önce teknik direktör olarak bir kulübün başındaydınız. Yani dolayısıyla siz bu işe çok hazırsınız ve şeyi biliyorsunuz, yani konuyu çok iyi biliyorsunuz. O açıdan bize çok yararlı oluyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum bu verdiğiniz değerli bilgiler için. Önümüzdeki günlerde tabii milli takımın maçları oynandıkça yine size ve bilginize başvuracağız. Son sözlerinizi alalım hocam, ondan sonra yayını kapatayım ben. Evet, çok teşekkür ederim Akın Bey. Ben de elimden geldiğince çok samimi, yani hiç kimseden çekinmeyerek, dikkat ederseniz, bazı noktalara değinmek istiyorum. Çünkü ülkemize artık böyle dolaylı bazı mesajlar göndermek değil. Yani benim bence daha somut fikirler ortaya atarak daha yararlı olabiliriz. O yöntemi kullanıyorum. Yoksa diplomatik olarak kimseye değinmeden elimi
suya sabuna sokmadan bazı yorumlar yapabilirim Akın Bey, ama o benim tarzım değil. Çünkü eleştirilmek de istiyorum. Yani ama beni biri izlerken ya şunu Hacı Hoca şunu diyor da dur kardeşim ama öyle değil böyle elinde argümanlarla delillerle bana karşı çıkmasını istiyorum. Yoksa en kolayını bulabilirim Akın Bey. O yüzden sevinçliyim. Diğer yandan 96'dan beri Akın Bey biz Avrupa duy sesimizi işte bu Türklerin ayak sesleri artık biz o şarkıları söylemiyoruz dikkat edersen Akın Bey. O bizim aşağılık komplekslerimizdi. Avrupa ile böyle yarışmaya hasret kalıyorduk ama çok şükür o 96'dan beri o rahmetli Turgut Özal'ın burada ben siyaset yapma niyetim değil ama kronolojik olarak biliyorsunuz toprak sahalarda oynuyorduk. Rahmetli Turgut Özal bir dinamizm getirdi. Sadece spora değil Naim Süleymanoğlu'nu getirmekle ondan sonra Süper Lig'lerde çim sahada futbol oynanmasını hep o yenilikler rahmetli Özal da başladı. Ve 96'da dikkat edersek şeye girdik. İlk defa Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Ondan sonra kesintisiz sadece bir 2014'te Avrupa Şampiyonası'na katılamadık. Bu tür turnuvalara şimdiye kadar bizim marka değeri olarak futbola yatırmış olduğumuz imkanları hak ediyoruz ülke olarak. Çünkü hakikaten çok büyük maddiyat giriyor futbolumuza ve bunun karşılığında da bunu almamız gerekir. Bu yüzden sevinçliyim. Umarım 2014 gibi tekrar olmaz. Sürekli Avrupa kupalarına katılmış oluruz. Orada da artık başarı kolay kolay gelmiyor. Çok dikkatlice jenerasyonların birbirlerine katlanmasıyla sürekli yenilenmesiyle o başarı gelebiliyor. Bu yüzden ben sevinçliyim. Bir daha şimdi 2020 ismi 2021 de 2020 Avrupa Şampiyonası bunlara bir açıklığı getirirsek 2020'de tutulması gerekiyordu ama koronavirüsten dolayı bu seneye ertelendi. Başarı da en azından bir çeyrek final başarı da gelirse ben çok sevinçli olurum ve sevinirim Akın Bey. Evet inşallah gerçekten bu sevinci hep birlikte yaşarız çünkü ya bunaldık yani milletçe bunaldık işte koronavirüsten bunaldık, ekonomik sebeplerden bunaldık, siyasilerin gürültüsünden bunaldık. Artık insanlar şey istiyorlar yani bir yüzü gülsün istiyorlar ve yüzü güldürecek en kolay yöntemlerden biri de futbol. İnşallah futbolcularımız İtalya maçından başlayarak yüzümüzü güldürürler ve biz de Naci hocamız ve diğer yorumcularımızla birlikte kanalımızda milli takımın başarılarını konuşuruz diyelim ve Sayın Hocama çok teşekkür ederek bugünkü yayınımı da kapatayım efendim. Bir hatırlatma, henüz kanalımıza abone olmayan izleyiciler olabilir. Bir zahmet sağ altta abone ol sekmesi var. Bir rica edelim efendim. Desteğinizi bekliyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar diyerek bugünkü yayınımı kapatıyorum efendim. Görüşmek üzere.